Sevgili Reklam PD takipçileri merhaba. Bir programla beraber tekrar karşınızdayız. Sevgili Barış Tunç Bilek, hoş Merhaba. geldin. Hoş bulduk. Nasılsın İlhancığım? İyi valla, her şey yolunda. Bugünkü programımızı teknik direktörümüz Koku'ya Evet, ayıralım istedik. Filip Koku. Filip Koku. Bir anda geldi. Evet, kimdir? Nedir, necidir? Nereden geldi, nasıl geldi? Kariyeri, futbol kariyeri neydi? Evet, çok önemli. Çok önemli. Gel bu buraya gelmesinde çok önemli bir Çok nokta. özel detaylar var. Bizi sabırsızlıkla bekleyeceğinizi düşünüyoruz. Programımıza tekrar başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Ne yapalım? Başlayalım mı? Başlayalım. Ben eğer izin verirsen bir Tamam. girizgah yapayım. Aha. Filip Koku kimdir? Kimdir? Filip Koku 1970 yılında Hollanda'da dünyaya gelmiş. Futbol hayatına da AZ Alkmaar'ın 19 yaş altı takımında başlamıştır. Akabinde Alkmaar'ın A takımına çıkmış. Sonra Vitesse'de 5 yıl oynadıktan sonra ilk büyük transferi olan PSV Eindhoven'a Bu ilginç değil 1995 yılında mi? geldi. Çünkü Hollanda'da sen futbolcuysan yani genelde 3 tane takım vardır. Genelde oradan çıkarsın. AZ Alkmaar'dan çıkmak o tarihlerde Evet. daha zor bir iş. Ve tam başlangıcı yaklaşık dediğim gibi 1970, 19, 1990'larda, Yani 90'ların başında çok daha daha zor. evet. AZ Alkmaar daha biraz dördüncü olayım havasında bir takım. Üçüncü olayım. Evet. Ve sonra zaten en büyük atıfta da bulunacağız. Esas Filip Koku'nun oynamadığı Hollanda takım hangisi? Feyenoord. Ajax. Ha pardon, Çok enteresan. Ajax. Düşünebiliyor musunuz sevgili seyirciler? Hollanda ekolü denildiği zaman ilk akla gelen Barış'ın da dediği gibi Evet. 3 takımdan birisi. Başında belki Ajax geliyor ama Filip Koku önce Alkmaar ve sonrasında PSV Eindhoven'da futbol kariyerini devam etti. Sonra ne oldu? Eindhoven'dan sonra Hızlı gerçek bir bir çıkışla çıkış. onun sebebini de hemen söyleyelim efendim. 1996 Dünya Kupası. Avrupa Avrupa'ymış. Kupası. Avrupa Kupası'nda 13 maçta bir asistle oynamış ve Barcelona'ya transferi gerçekleşmiş. 13 maç oynaması tabii çok önemli bir şey. O tarihlerde Bu arada bu elemeler değil. kupanın kendisinde. Kupanın kendisinde Tabii 13 tabii. maç. 13 maç oynamak tabii çok önemli. Frank de Boer ve Van der Sar'la beraber o tarihlerde Evet. efsane kadronun önemli parçalarından bir tanesi. Şeyin kontrolörü, defansın Defans kontrol. lideri. Evet. Zaten onu da çok güzel atıflarda bulunacağız beraber programda ilerleyen vakitlerinde. Barcelona tarihinde Messi'den sonra En çok forma giyen en çok oyuncu. forma giyen Aslında en çok oyuncu. forma giyen oyuncuydu. Yabancı oyuncuydu. Evet. Toplamda kaçtı? 205 maç oynadı. 34 yaşına kadar oynadı. 34 yaşında da onu sen anlatacaksın. Devam etti. Yani Messi gelmesi teorik olarak Evet. Messi de insan olmadığına göre. Evet. Filip Koku en çok forma giyen yabancılardan bir tanesi. En çok giyen o. Evet. 2 numara o hala. Hatta zaten orada şöyle bir istatistik de var. 205 maçta La Liga kariyerinde 31 tane gol, 15 tane asist yapmış Filip Koku. Ve Filip Koku'nun esas mevkisi neresidir? Defansif orta saha. Evet. Sol bek tarafında da ve Tamam. sol orta sahada da oynamış bir kariyere sahip olmasına rağmen defansif orta saha yani Santrofor oynadığı maç da var. Evet. Çok doğru. O çok özel de bir maçtı zaten. Bu İspanya'daki yani Barcelona'daki kariyerinden sonra da tekrar PSV Eindhoven'a dönüyor. 6 yıl sonra. Orada 3 sene oynadıktan sonra emekliliğinde Katar'a gidip yaklaşık birkaç sene sonra da orada emekliliğini hak ediyor Hak diyelim. ediyor. Ve Da 2008 yılı itibariyle de istesi daha iyi, daha uzun da oynardı da yani yaklaşık 40 yaşına doğru kesinlikle evet. oynayabilecek bir fizik yapısı var. Bugün bile formunu kaybetmemiş bir teknik direktör Görüntüsü görüntüsü evet. var. Bizim bu tip teknik direktör örneklerimiz var biliyorsun göbeğiyle falan ünlü. İsim vermiyorum. Bilen bilsin yani. Tamamdır. Şimdi bu kariyerin de toplam eğer yine uygun görürsen onlardan da bahsetmek Tabii. isterim. Hollanda'da oynadığı zamandaki oynadığı maç sayısı 328, 80 gol, 30 asist. La Liga'yı az önce söyledim, tekrar edelim. 205 maçta 31 gol, 15 asist. Bunların Şampiyonlar Ligi'nde 79 maçta 9 gol, 6 asist. UEFA'da 33 maçta 4 gol, 1 asist.
Tabii milli formayı daha henüz söylemedik. Milli forma altında Filip Koku'nun tam 101 tane maçı var. Evet. 10 tane de golü var. 10 tane de golü var. Oynadığı pozisyonla karşılaştırırsak sürekli lig gösteren bir adam. Evet. Bir yani 10 maçta bir gol hani olabilir ama gene de süreklilik gösteren. Kesinlikle öyle. Yaklaşık olarak sevgili izleyiciler 96 Avrupa Kupası, 98 Dünya Kupası, 2000 hı hı. Avrupa Kupası, 2004 Avrupa Kupası, hı hı. 2006-2002'de Hollanda Dünya Kupası'na katılamamış. 2006 yılında Dünya Kupası'nda son hı hı. maçta milli takım kariyerine de yanılmıyorsam son veriyor. Son maçta Marco van Basten kendisini takım kaptanı olarak sahaya sürüyor. Ama o maçta da son 16 maçında Portekiz'e karşı 1-0 kaybediyorlar. Dünya Kupası 2006'da Hollanda için erken bitiyor. Evet. Filip Koku'nun milli takım kariyeri de böyle sevgili izleyiciler. Barcelona'da zaten oynamak başlı başına bir iş. Yani bizden Barcelona'ya giden oyuncular oldu. Evet. Oynayamadılar. Başaramadılar. Filip Koku, şimdi bunu niye söylüyorum? Türkiye ile niye karşılaştırıyorsun diyeceksin. Hollanda Ligi kötülük ya. Bizim taraftarımızın gözünde. Hollanda Ligi işte çocukların oynadığı falan bir lig. Öyle bir hiç şeye. Çünkü bu İngiltere, İspanya futbolcuyu biz satarız ya, Hollanda satamaz. O yüzden önemli bir isim. Diyorum. Buyurunuz. Şimdi tekrar devam edelim. Ne dedik? Çoğu Hollandalı'nın Ajax'ta oynadığı gibi Filip Koku kariyerinde Ajax'la ilgili hiçbir şeye girmemiş. Futbolculuğunun akabinde de antrenörlük kariyerine yine büyük doğup büyüdüğü takım demek belki daha doğru olur. Yetiştiği, geliştiği, kendini sivrildiği takım olan PSV Eindhoven'ın da antrenör olarak kariyerine başlamış. Doğru. Aslında ondan önce bir milli takımda da yardımcı antrenörlük kariyeri var ama PSV Eindhoven'da neler yaptı Koku? Koku Fenerbahçe'ye gelirken neler yaşadı? Hı hı. Bizim en büyük rakibimiz kimdi? Ondan bahsetmek istiyorum. Tamam. Çünkü aynı şekilde Fenerbahçe'mize transfer olmak mahiyetinde isimleri geçen oyuncuları Everton kapmış durumda sevgili Doğru. Barış. Barcelona'dan hemen notlarıma bakıyorum buradan. Barcelona'dan bu son transfer döneminde 3 tane oyuncuyu ki hepsi bizimle de ismi geçmişti. Başkanımız Ali Koç gittiği zaman Digne, Mina bunlar satın aldılar Everton. Kiralık olarak da Gomez. Everton bu sene bizim başımızın belası oldu ya adamlar. Enteresan yani... bir takım. Aslında baş belası oldu. Nasıl olduğunu söyleyeyim mi? Ne? Marcel Brands. Marcel Brands kim? Kim? Marcel Brands Everton'ın sportif direktörü. Fenerbahçe'nin komolisi. Everton'ın Marcel Brands. Peki Marcel Brands kim daha önce? Marcel Brands Everton'a gelmeden önce PSV Eindhoven'ın son 8 senelik futbol direktörü. Yani bu 8 senede son 4 senesinde Filip Koku ile olmak üzere çalışmış. Ve Marco Silva'yı son dakikada transfer ediyorlar antrenör olarak. Çok genç bir teknik adam bu arada. 1977 doğumlu, 41 yaşında. Daha yeni futbolu bırakmış ve yeni bir Everton gibi bir takımı, Allardyce'ın takımına devraldı. Marcel Brands Mayıs ayındaki bir haberde edindiğimiz bilgi ve algıya göre Filip Koku'yu Everton'ın başına getirmek istiyordu. Başaramadı. Bu çok büyük bir adımdır ki Fenerbahçe'mizin teknik direktörünün Filip Koku olması. Bu kesinlikle Comolli'nin ve kesinlikle başkanımız Ali Koç'un bir eseridir. Bunda tabii şöyle bir şey var. Bu konuyla ilgili biraz detay verelim. Lütfen. Türkiye'de Koku ilk transfer edildiğinde biraz eleştiri havası sezdim ben. Şimdi Everton'a gidecekti. Kısa listeye biz de dahil olduk. Fenerbahçe olarak. Bizim dahil olmamızın ilk sebebi verdiğimiz ücretti. Kendisine. Evet. Eline kalan net ücret. Yani biz şu anda PSV Eindhoven'dan aldığı rakamın oldukça üstünde bir parayı net bir şekilde vergisiz veriyoruz. Vergi falan vermiyor. Fakat Everton bu parayı veremeyecek bir kulüp değildi.
Orada bir ek yapabilir miyim? Aha, Everton'ın tabii. 2017-2018 sezonu bitti. 2018-2019 sezonu için yaptığı transferin bedelini bir rakam söylemek istiyorum. Söyle. Sterlin olarak var. Sevgili kıymetli izleyicilerimiz tarafından çevrilmesini rica edeceğim. 82 milyon sterlin transfere satın alım noktasında harcanan para. Karşılığında sadece 20 milyon sterlin bir satış yapılmış. Hı hı. Bunların zaten bir tanesi Brezilyalı kanat oyuncusu 35 milyon sterlin. Hı hı. 27 milyon sterlin de Fenerbahçe elinde gündeminde olan Mina'yı transferler Barcelona'dan. Yani Mina değere bindi ama işte adam şimdi Comolli de mutlaka konuştu ama Mina muhtemelen Philip Koku'nun kısa listesindeydi. Diğer onu söyleyeyim. Evet. Çünkü aynı kaynağı kullanıyorlar. Evet. Muhtemelen yani bildiğim şeyler var ama ben çok fazla şey detay veremeyeceğim burada. Biz o kadar çok futbolcuyu kısa listeye aldık ki bu sezon. Şimdi zaten şöyle Mina. Onlardan bir tanesi Mina'ydı. Digne. O kısa listeyi bilmese bunu zor yapar. Evet. Mina ki center back olarak alınmış yani stoper mevkiinde alınmış bir oyuncu. Son gün, son dakikalarda Zuma'yı Chelsea'den kiraladı Everton. Hı hı. Digne ve Andre Gomes'ten. Kurt Zuma'yı da biz yine bizim yani inanılmaz bizim listemizde yer alan. Hadi söyleyelim. Evet. Andre Gomes'miş bu arada ismi doğru telaffuz edelim. Barcelona'dan 3 tane oyuncu, ikisi satın alma kaydıyla bir tanesi yani bonservisleri alma kaydıyla bir tanesi de kiraladı Everton Barcelona'dan. Bunların bu isimlerin hepsi bir şekilde sosyal medyada çok fazla geçmişti. Biz herhalde transfer haberlerini belki ona yönelik bir program bile yapabiliriz. Olabilir. Şimdi ama çok da sıkıştırmayalım. Şimdi bak sıkıştırmayalım da Philip Koku'nun tabii bu anlattıklarında çok önemli bir noktası var. Ne biliyor musun? Bizde ilişkili olan diğer bir ismi anmamız lazım. Philip Koku Dick Advocat'ın adamı. Evet. Şimdi burada da Philip Koku neden bizim için uygun bir teknik direktöre, klasik yazılanların ötesine geçmek isterim burada. PSV Eindhoven hiç çok büyümüyor. Yani Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde bakıyorsun, nadiren işte üst tura geçiyor. Neden? Benfica gibi oyuncu satan bir ekip. Kesinlikle. Satıyorlar. Çok güzel noktalara değineceğiz ya. Süper. Bak yani bu bir sistemin varlığının göstergesi. Dick Advocat büyük bir, bu futbol kariyerinin ardından bir de duygusal bir durumu da var şeyin Philip Koku'nun PSV'liler için. PSV formasındaki son maçında golü atan kişi, resmi son çıktığı maçta o golü attığı için Ajax ikinci oldu, PSV şampiyon oldu. Philip Koku'yu taraftar kök olarak çok seviyor. Hı hı. Ama Philip Koku'nun değişik bir durumu da var. Philip Koku klasik bir Hollandalı değil. Yani şimdi bu adam çok uzun süre Barcelona'da oynamış bir adam. Ne kadar güzel bir noktaya geliyorsun. Aynen. Ne kadar güzel noktaya yani geliyorsun. Barcelona'da bu kadar uzun süre hem de en fazla sayıda forma giyen oyuncu olduğun zaman bu şu da demek. Birden fazla teknik direktörün, seçilmiş teknik direktörün algısını artı Barcelona'nın havasını tam sindiriyorsun demek. Hı hı. Şimdi gideceğin takımlarda da Barcelona olmadığı için bazı şeyleri değişik şekilde yapacaksın. O kadar hiper ödemeler yapamayacak muhtemelen PSV Eindhoven. Çok satsa da. Peki ne yapacaksın? Futbolu da Aurelio gibi bir futboldu. Bu adam çok net bir şekilde PSV Eindhoven'ın işte o asıl aklı tarafından veliaht olarak getirilmiş bir adam. Bu bana sorarsan yardımcılık falan, altyapı falan bunların hepsi okey. Bu adamı getirdiler kendi sistemlerinin devam ettirecek artı üzerine bir şey katacak adam olarak gördüler. Evet. Ve daha ilginci de var. Barcelona B takımının bize gelmeden önce teknik direktörlüğü teklif edildi. Bunu kabul etmedi. Evet. Bu ne demek Türkçesi? B takımının başına geçti ne demek? Yani A takımını da seni düşünüyoruz demek. Kesinlikle. Ya boru değil. Adam 210 maça çıkmış. Ben olsam ben de derim. Şimdi biz kayıt geldi kaç sezon oynadı? Bak unutuyor muyuz? Unutmuyoruz. Alex'i unutuyor muyuz? Hayır. Unutmuyoruz. Her ikisi de Pierre Van Hooydonk'un da adı geçiyor ama bunlar böyle çok teknik direktör olarak alayım kopartayım tipinde insanlar değiller şu anda. Hı hı.
Daha rahat adamlar. Filip Koku'da öyle bir durum yok. Adam sistemin içine girmiş. Yani bir kurumsal yapının içerisinde bulunmak çok önemli. Kesinlikle. Çünkü bir profesyonelin sürekliliğini sağlaması açısından kurumun yapısı, yeni fırsatları, yeni işleri de kişiyi geliştiriyor. Yani bu iş hayatında böyle de teknik direktörlükte farklı mı? Tabii ki. Yani Filip Koku da böyle bir adam. Evet. Şimdi gelelim. Dik Advokat bir anda bu adamı getirdiğinde de yukarı çıkartmadılar. Her yerini öğrettiler. Evet. Çok net bir şekilde. Hı hı. En son geldiğinde aldığı paralar 500 bin eurolar civarındaydı. Şimdi PSV çok ilginç bir cami. Evet, evet. Yani Türkiye'de bizim yerli teknik direktörler 500 bin euroya kaç tanesi çalışıyor? Üç büyüklerde çalıştır. Fatih Terim Futbol Federasyonumuzdan kaç lira aldı? Evet. Giderken kaç lira aldı? Evet. Ben de geçen gün şeyi de duydum. Ersun Yanal'da Trabzonspor. 10 milyon lira. Evet. Yani yapmıyor. Bu adam Barcelona'nın en fazla forma giyen oyuncusu. İkinci de. Hadi Messi insan değil diyorum. O yüzden. Messi oynasa 300 maça da çıkar yani. Evet. O yüzden. Anlatabiliyor muyum? 210 defa giymek önemli. Hollanda milli takımının en çok forma giyen 3. oyuncusu. Ardından PSV'nin bütün altyapı birimlerinde hemen hemen çalıştı. Hı hı. Bu çok önemli. Bir de tabii PSV'de bize niye geldi en son? Yani bizim takımda da şöyle bir şey var. Hani biz de Fenerbahçe olarak biz de şeyi seviyoruz. Ne kadar başarı. Pereira'yı biz öyle getirdik ya. Vitor'u. Evet. Listesine bakıyorsun. Katar şampiyon, Yunanistan şampiyon. Şimdi o risk var yani. Evet. Ama burada farklı bir durum var. Abicim adam 5 yıl PSV Eindhoven'da çeşitli kademelerde bulunuyor. Son 4 yılda. Son 4 yılda 3 Hollanda ligi şampiyonluğu, 2 Hollanda Süper Kupası ve 1 Hollanda Kupası sahibi. 5 evet. yılda 6 kupa var. İstatistiksel konuşalım. 5 yılda yardımcı antrenörlüğü de dahil olmak evet. üzere 262 maç, %66 galibiyet, %16 beraberlik, %18 mağlubiyet. 5 maçtan 3.5'unu kazanmış. Hı hı. Çok önemli burada. Ortalaması da 2.13 gibi iyi bir rakam. Şimdi PSV Eindhoven'da o çıkış anını çok iyi tespit etmek lazım. Filip Koku geldiğinde PSV Eindhoven 4.'üydü. Evet. 4. oldu. Evet. Ve yardımcı teknik direktör olarak başladı. Bir de takımın en golcüsü olan Tim Matavs iyi bir fiyata satıldı. Hı hı. 4 tane kiralık aldılar. 3 tane oyuncu satın aldılar. Bunlardan sadece Luke de Jong'a bir para gibi para verdiler. 5,5 milyon euro aldılar. Artık PSV'de ayıp. Biz Dirar'a yılda 3 milyon euro öderken yani Luke de Jong'a bu parayı verdiler. Ne oldu? Ne yaptı? İşte bu kadar uzun konuşmamızın sonucu. Bir sene önce onları ezen 4. oldukları ligde 2. sene şampiyon oldular. Filip Koku'dan sonra. Gol 17 tane puan fark attı. 17 puan fark. Bizim ligimizde düşün. Bir takım diğer 2. takımı 17 puan fark atsa ne konuşulur? Bunu bir düşünelim. Evet. Hani söyleyince basit. 17 puan fark attı. Hollanda ligi için de normal değil. Evet. Ki yani. Rakamlarla da konuşmak gerekirse sevgili izleyiciler 29 galibiyet. Evet. Sadece bir mağlubiyet. Evet. 4 tane beraberlik ve 92 tane gol atmışlar. Evet. 92 gol. Bir önceki sezonda 59 puanları var. O sezonda 88 puanları var. 30. Şimdi bu arada da şeyi doğru söyleyelim yani ligleri daha az takımlı değil. Onlar da 34 hafta oynuyorlar. Evet, evet. 88 puanı 34 haftalık bir ligde aldılar. Evet. Hani lig fazla olur da iki takım fazla olur. 12 puan farkı da 2.5 puan ediyor. Birinci ortalaması tabii. 2.5 puan yapmıştık yani. Ya aynen öyle. Bir mağlubiyet. Hani bir mağlubiyet sadece. Bir de şunu da unutmayalım. Şimdi bu kariyerin içerisinde başka bir nokta daha var. Faz almak lazım Filip Koku'yu. Şimdi Hollanda neresi abi? Bizim hiç olamadığımız bir yer. Orası da neresi? Hollanda liginden sürekli İspanya'ya, İngiltere'ye, bazen Fransa'ya, bazen İtalya'ya futbolcu gidiyor. Evet. Ya da gelişimleri için ara dönemlerde gelen futbolcular Türkiye'ye gelmiyor, Hollanda'ya gidiyor. O da işin başka bir yanı. Ya yani o da başka anladım, bir şey. Evet. Ama biz tabii bizim şeyimiz futbol takip
alışkanlıklarımız bunu dikkatten kaçırıyor. Ya yani atıyorum sen televizyon paketi alıyorsun değil mi abi? Futbol paketi alıyoruz. Abicim altta mesela Belçika Ligi yazıyor. Kim izliyor abi Belçika Ligi'ni? Kim izliyor abi? Baştaki iki tane lig var. Onun için satın alıyorsun. Aynen. Belçika Ligi. Ama Belçika Ligi'nde kimler var işte? Bu işi profesyonel olarak yapanlar oradaki o adamları da biliyor. Kesinlikle. Yani bir futbolcunun böyle bir kiralık bazen Transfermarkt'a bakarım. Şu uzunlukta bir talim kiralandı bilmem ne oldu falan adamlar deniyorlar. Evet. Bizimki gibi şey değil. Umudu kestik yolla kardeş gitsin değil. Adamlar deniyor. Farklı okul deniyorlar. Adam oraya kadar çıkartmış. Temeli var bu adamın. Nere olur en son nereye oturacak? Philip Cocu bu konuda çok yetenekli bir adam. Yani Portekiz'de iki tane takım sayarsak Porto, Benfica gibi özellikle oyuncu satan. Yani Hollanda'dan da PSV'yi satabiliriz. Sayabiliriz. Örnek verelim. Adam ettiği oyuncular, yıldızları bir küçük kısaca bir sayalım. O tarihte Jeffrey Bruma'yı 11,5 milyon euroya Wolfsburg'a sattı. Küçük rakam değil. Euro ile çarpın. 11,5 çarpı. Bunu izlediğiniz günkü kurdan çarpın. Jorginho Wijnaldum 14 milyon euroya Newcastle United'a sattı. Almanya'ya satmış, İngiltere'ye satmış. Luciano Narsing, herkes tanıyor. 4.6 milyon euroya Swansea City'ye satılmış. Yani Hollanda, İngiltere'nin giriş ligindeki bir katmanı kapatan bir yer. Memphis Depay 27,5 milyon euroya Manchester United'a satılmış efendim. Memphis Depay bugün 27,5 milyon euroya alamazsın. Evet. Bir de öyle de bir durum var. İngiltere'nin de kattığı bir şey. Jethro Williams 6 milyon euroya Frankfurt'a satıldı. Biz bu fiyata adam satamıyoruz düşük. Hector Moreno 5.7 milyon euroya Roma'ya satıldı. Abi hadi biz satalım. Kaç kişi var Fenerbahçe'de kiralıkları çık? 2 kişi var. Bu adam geliyor tak diye 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane adamı satıyor. Fenerbahçe kazara 6 adam satsa bu durumda zaten yerine adam bulamaz. Ya kalibre ama Hollanda ligi çok kötü abi. Çok kötü evet. Hiç sert futbolu, hiçbir şey yok. Hiç. Onu çok düzgün koyalım yani. Bir şey yaptı. Yapmış. Philip Bey, Philip Cocu. Meksika milli takımının sol açığıydı zannediyorum. Hearing Lozano. 15 milyon euroya almış adamı. Tamam mı? Bugün en az görünen değeri 30 milyon euroya. 30 milyon euroya geçen seneki istatistikleri inanılmaz. Türkiye Ligi'nde öyle bir kanat oyuncusu yok. Onun yarısına ulaşan kanatlar var. Sana şöyle söyleyeyim. Tam yine rakam olarak da şey yapabilir. Bir ek katkı olarak olur. Lozano için. Lozano tabii bu yine Transfermarkt olarak belki bir genelde bir fikir verir. Fikir veriyor olması açısından. 2017 yılında Lozano'yu Philip Cocu takıma kazandırıyor. Yine rakamsal olarak dediğim gibi Transfermarkt'ın şu anda desteğiyle burada şey yapıyoruz, bir şeyler söylüyoruz. 7.2 milyon sterlinmiş satın alma rakamı. Şu andaki değeri 27 milyon sterlin. 4 katı. 27 milyonu ben vermem o adamı. Sana çok sterlin ilginç ya. Bir şey söyleyeyim. Benfica'nın sol bekinin önüne bunu koy. Ne olur tahmin ediyor musun? Ediyorum. Yani var ya yol geçen önüne döner sağ kanadın. Evet. Hiç kimse dışarı çıkamaz. Yani bazı futbolcu Kafu'nun 23 tabii, yaşındaki aynen, hali falan lazım yani. Canını okurlar, dümdüz ederler. Hem de her takımı ederler. Evet. Çıkamazsın yani. Ya birkaç defa geçerler artık santrafor atarsa ederse. Ha bunları söyledikten sonra şuna bakabiliriz. Cocu peki bunları yapıyor kariyerinde. Bu Cocu dediğimiz, Philip Cocu dediğimiz adam nasıl oyun oynatıyor? Hollandalılar konusunda da Hollanda'da da biraz eleştiri alan adam. Evet. Neden? Hollandalılar daha hücum öncelikli oynuyor. Daha göze güzel görünen bir oyun oynatıyor. Ama Philip Cocu'nun aldığı eğitim, tecrübe, kendi tecrübesi farklı biraz. Evet. İlginç bir şekilde. Evet, sen bir şey söyleyeceksin. Cocu nedir? Cocu'nun oyun stili nedir? Ondan bahsediyoruz zaten şimdi Barış'ta. Klasik Hollanda futbolunun 4-3-3 sisteminde hızlı kanat oyuncuları ve kısmen pas futbolu. Ama buna ek olarak, çok önemli bir ek olarak Avrupa futbolundan da sertlik, alan daraltma, geniş hücum, topu da bazen karşıya bilerek bırakıp
hemen sağlam bir savunmaya kendi de geçen. Öyleydi. Tatlı sert bir adam. Bu yani. Noktada dediğin gibi Hollanda ekolünün de belki Filip Koku'ya karşı olan uzak duruşu ya da onu eleştiren tarafı. Taraftarlarda biraz var o. Ben onu görüyorum. O çok dediğin gibi net. İşte bu bir sentez. Sadece Hollanda futbolunun 4-3'lüğünü değil. Aslına bakarsan Filip Koku Barcelona'nın 4-3-3'ünü PSV'de oynadı. Peki sana ilginç bir şey soracağım. Biraz akıl oyunu oynayalım. Dedin ki yayının başında Everton almak istedi. Everton'ın elinden aldık. Everton onun haricinde herkesi aldı elimizden. Evet. Aferin. Biz Filip Koku'yu aldık. Bizim listemizdeki de herkesi aldı. Bu tarihte artık bunlar söylenilebilir. Evet. Bize gelen bazı haberler var ama dışarıya çok anlatamıyoruz. Hı-hı. Verdiğimiz hani ikili ilişkilerimizin sözleri dolayısıyla. Acaba Filip Koku'nun gelmesindeki etkenlerden bir tanesi de Aykut Kocaman'ın oynattığı oyunla kendisinin kendi kafasındaki oyunun yaklaşık olarak aynı olması olabilir mi? Neden biliyor musun? Şöyle bir şey var. Efendim bunu İngilizce okuyacağım ilk önce. Daha sonra çevireceğim. The way they first approached me was quite appealing. Yani Komoli ile Ali Koç gidiyor. Etkilendim diyor. I had a great talk with Damien and Ali in Düsseldorf last week and had a chance to exchange our opinions on the management of squad and tactical styles. Yani konuştuk ama adamlar benimle yönetim biçimi ve taktik hakkında fikir verdi dediler. Yani hayalle gitmişler oraya. Evet. Yani bir hayalle gittiklerini anlıyoruz. Komolli'nin teknik konuştuğunu, Ali Koç'un da yönetim tabanında yeni bir ruhu yani yansıttığını görebiliyoruz. The former manager, Aykut Kocaman, adopted a tight midfield-oriented strategy in the second half of the season. Yani 4-2-3-1'in ikisinden bahsediyor. Evet. Josef de Souza ve Topal'dan bahsediyor. Şimdi, tamam mı? and it apparently worked out as far as I could see. İşe de yaramış diyor bak. Fenerbahçe son haftalarda 8 hafta mıydı? Evet. Çok iyi gitti. Aynen. Şimdi bak orada bir ışık yakmış. Yani ben de bunu başarabilirim, anlayabilirim diyor. I do not have many reasons to alter the current system based on two defensive midfield in the center. Bizim taraftarımızın hiç sevmeyeceği bir laf etmiş. Bu arada kaynamış İlhan'cığım. Evet. Adam demiş ki ben de demiş gelirsem o iki ön liberoli sistemi çok değiştirmeyi, çalışan bir sistemi değiştirmeyi düşünmem demiş. Bu adamın ağzından çıkan laf. Ha, we could just modify it few small additions. Bir iki değişiklik yapabiliriz. Ama işte o küçük değişikliği Aykut hocamız yapmadı. Nedir onlar? Birincisi, Elif Elmas'ın hani iki seneye ihtiyacı vardı. Benfica'nın canavar gibi orta sahasında kimse kusura bakmasın ateş gibi maşallah. Evet. Koştu. Pas hatası da yaptı. Uzun paslar çıkamadı ama bu 4-6-0 oynamamızın zorunluluğundan Koku'nun da yapabileceği bir şey yok. Elif'in de yapabileceği bir şey yok bu konuda. Yani yok. Ekip diye oynuyormuş. İşte o küçük değişiklik o. Bir de şu anda Koku ne istiyor? Bir tane oyun kuran stoper istiyor aslında. 4-3-3'ün hep 3-3'ü konuşulur da 4'ün ortasından pas çıkan adam konuşulmaz. O Elif gibi önemli bir oyuncunun olması bence orada da konuşuldu. Burada yok Elif'in nitelikleri ve bundan bahsedildi. İkinci bir nokta daha var. Muhtemelen Filip Koku hiç kimsenin de gene düşünmediği bir şey. Hollanda'nın futbol altyapısında Türk oyuncu sayısı çok fazla. Evet. Ve Filip Koku PSV okulunun sisteminin başındaki adam olarak doğal olarak bunları biliyordu. Yani ben şöyle düşünüyorum. Gelse Komolli ve Ali Koç bana gelse düşünürüm. Altyapılar zaten yıllardır elimde değil mi? Türk oyuncuları düşünürüm. Bana zaten bir liste vermişlerdir bu gidebilir diye. Yanlış mıyım? Evet. Ben de yerine koyabileceklerimi Hollanda'dan görüyor olabilirim. Ekonomik olacak. Tabii. Genç şimdi olacak. Ferdi yanlış değil mi? Ferdi'ydi değil mi? Şey yapan. Ferdi Kadıoğlu tabii. Ferdi Kadıoğlu Hollanda milli takımının bütün alt düzeylerinde şu anda genç takımlarında oynamış bir adam. Şimdi ben Filip Koku olacağım. Fenerbahçe'ye gitmem söz konusu olacak. Ferdi'nin fiyatını bileceğim. Almayacağım. Bu kadar dipeyi falan filan çıkartmışım, satmışım. Böyle bir ihtimal yok. Yanlış mı? Doğru, kesinlikle doğru. Şimdi ikinci noktaya gelelim. Bu adam
Hollanda'da ne yapıyor? Ya Philip Cocu şeyi seven bir adam. Kontra atak futbolunu da seven bir adam. Hı hı. Kendisi defans oyuncusu olduğu için bir kere asla ve asla öyle defansı boş bırakalım. İşte 3-5 3 defans 3'lüye dönsün, 3-5-2'ye dönelim falan filan, bu tip şeyleri seven bir adam değil. 4-3-3 zaman zaman 4-4-2'ye dönebiliyor. Philip Cocu şunu seviyor. İkinci, yani kanatlarda bir forvetin santrofor niteliği olmasını istiyor. Kesinlikle. Ayev'i niye aldık? Zaten. Yani Ayev'i alma sebeplerimiz öyle şey değil. Eskisi gibi biz yakaladığımızı alıyorduk ya. Ha orada mı oynamış? Hemen al. Böyle bir şey değil. Adam kafasında bir stratejiyle geliyor. Evet. Diyor ki Ayev, bu Ayev diyor, oraya koysan oynuyor, buraya koysan oynuyor. Biraz kanada yakın oynattığın zaman daha iyi oynuyor. Ayev hazırlık maçlarında neden çok iyi oynamadı? Birincisi santrafor yok. Pivot santrafor yok. Slimani'yi şimdi alabildik. Yarın sabah 9'da, yani biz bunu cumartesi günü çekiyoruz, pazar günü 9'da sağlık kontrolü var. Evet. Oynatamıyorsun. Salı günü de oynatamayacağız. Zaten İkinci maçta. Yani yazılamadı. Ama Ayev iyileşirse Alper'i mi oynatırsın? Ayev'i mi? Eğer sol kanadı sağlama, sağ kanadı sağlama bağlıyorsam sağa bağlayabiliyorum. Valbuena hakkında artı bir fikrim yoksa, sola koymuyorsam ben Ayev'i koyarım. Evet. Soldado da eğer oynayacaksa oynar. Eğer Soldado varsa sola koyarım. Onu biraz daha önde tutarım. Bu tarafa doğru açın derim. Direkt. Ya da Barış'ın açacağı ortalarda Ayev'e derim ki içe kat et abi. İçe kat et. Hala ne eksiğim var peki benim? Şu anda Benfica maçında tekrar analize döndük ama yapmamız lazım. Hala oyun kuran bir stoperimiz yok. Evet. Yani bu konuda da bir şey olacak hissedebiliyorum. Ama şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. Philip Cocu bu elmas yapılı sistemi 4-3-3'ün zaten Hollanda'da oynattı. Hollanda'yı ağlattı. Ligi. Evet. Bunu net çözdü. Evet, İstiyorsan sen ondan bir bahset. Buraya kadar geldik. Yani adam Hollanda'da yaptığını Türkiye'de yapmak isteyecek. Elindeki malzeme şu anda bu. Hollanda'da ne yapmış? Evet. Diyelim kimler oradan yapmış, devam edelim. Birkaç oyuncunun ismini tabii burada vereceğiz. Gerçekten tamam. Az önce söylediğimiz Meksikalı Lozano örneğinde olduğu gibi. O da müthiş bir oyuncu. Diğer iki tane oyuncudan da bahsetmek isterim. Şampiyon olunan son senede Philip Cocu'nun PSV'si ne yapmış? Efendim 26 galibiyet, 5 mağlubiyet, 3 beraberlik, atılan gol sayısı 87, yenilen gol sayısı 39. Efendim bu 87 golün 31 adedi orta saha, 50 evet. adedi de ileri üçlünün evet. 22 yaş ortalaması olan evet. ileri üçlünün evet. attığı 50 gol hocam. Aynen öyle. Yaklaşık bizde böyle bir ihtimal görür müsün hiç? Yani, tarihte var mı? Bizde 22 yaş ortalaması zaten yok. Bir de ileri üçlü 22 yaş kesinlikle. Yapacaksın, bir de 50 gol atacak. 50 gol atacaksın. Şimdi onlar Türkiye'ye gelse bizimkiler beğenmiyor ya. Evet. 50'den hadi 40 atsınlar. Evet. Ben indireyim, 20 gol atabilir mi bizim 22 yaş grubu? Atamaz abi. Atamaz. Mümkün değil. O kadar acımasız eleştiriyoruz ki maalesef. Ama şimdi bir fırsat, bir abi, fırsat. İşte, hayır. Gerçeği söylemeyelim mi? Ne evet. yapalım yani? Bir fırsat vermek açısından. Şimdi efendim, Lozano dedik. Lozano kaç yaşındadır? Efendim Lozano 23 yaşında. Meksika milli takımında da oynuyor. 32 maçta 8 golü var. Çok iyi rakam. geçen sene kanat oyuncusu. Kanat oyuncusu. Bu bahsettiğimiz 2017-2018 PSV Eindhoven'un son şampiyonluğu, Philip Cocu'nun da teknik direktör olarak yer aldığı PSV Eindhoven'un son şampiyonluğunda 35 maç oynamış efendim. Yani 34 maça bir tane kupayı da ekledim ben. Kupa maçta 34 maç olsun. 34 maçta 81 dakika ortalama. 19 gol 60. 11 asist efendim. İnanılmaz rakam. 50 golün bizim 40. efsanelerimizden Balic bile buna yaklaşamadı. Ya da bu buralardaydı. Doğru. Real Madrid'e gitti zaten. Aynen öyle. Efendim, sol açıkta. Aynı Lozano gibi yine Philip Cocu'nun. Efendim o bu seferki Bergzin Hollandalı genç yetenek diyelim. Efendim 20 yaşında. Al. 32 maç, 8 gol, 11 asist, ortalama efendim 68 dakika. Biz bunu beklemiyor muyuz?
Biz bunu bekliyoruz abi. İsimlerinin Fenerbahçe karşılığını efendim biz bunları lütfen yorumlarınızı burada sizle paylaşın. Evet, bekliyoruz. Bunlar çok önemli, çok kıymetli. Abi bak Ferdi Kadıoğlu 35 defa Hollanda milli takımının seviyelerinde oynadıysa şu an 18 yaşında ise ben 10 numara oynatırım abi. 33 yaşındaki Valbuena'ya hamle oyuncusunu çeviririm. Ayevi sola çekerim, Barış'ı oynatırım. Barış alıcı sağa çık. Oynatırım abi. Ben oynatırım abi. 21 yaşı. Yaşlanmış adam. Evet. Adam yaşlanmış. Artık buna alışmamız lazım. Kesinlikle. Yaşlanmış öyle. Adam. Ön librosu Elif. Taş gibi oynadı 18 yaşında. Kim çıksa daha farklı bir oyun oynayacaktı? Evet. Hiç kimse. Hatta o kadar kısa paslarda bile risk almazlardı. Ayev bir tecrübeli. Slimani bir tecrübeli. İşte Soldado. Soldado büyük bir abilik yapacak. Geçen senenin yine bizim 1907 Ankara'ya yine selam olsun. 1907 Ankara'da da konuştuğumuz sezonun sonlarına doğru ve bu sezonun başlangıcında Soldado'nun Fenerbahçe'ye kattığını, verdiği enerjisiyle, yaşı olmasına rağmen. Çünkü evet. Biz bir kiraladık, yani seni kiraladık. Maalesef bir sakatlık yaşadı. Evet. Çok verimli bir yani verim alamadık kendisinden. Her alanda bak bir tane tecrübeli adam var. Kalede Volkan var. Evet. 37 yaşında. Tamam mı? Tamam. Stoper, Skirtel var mı? Var. Var. İnşallah Roma'nın yerine birisi gelirse iyi olacak mı? Çünkü stoper muhtemelen 25'li yaşlarda olacak. Yaklaşık. O detayı da. İsim vermeyelim. Ben de bilmiyorum. İsim vermeyelim. Olmazsa da görürüz. Tamam burada da bir tane şey var. Josef var. Topal'da İspanya'da çok mükemmel bir yedek olur bu sene için. Evet. Çünkü ben genç oynasın istiyorum. İleride Slimani var, Ayev var, Valbuena var. Bu kadro 4-5 tane Filip Koku bunları başardığı için biz bunu istiyoruz. Başka hoca olsa bunları konuşamazdık. Evet. Ben takımda bu gençleri görmek istiyorum. Kesinlikle. 4 tane genç görmek istiyorum. Çünkü istatistikler her zaman evrilebilir, çevrilebilir. Ama Benfica'da da böyle, PSV'de de böyle, Porto'da da böyle, Monaco'da da böyle. Abicim adamlar genç oyuncuyu oynatıp satıyor. 621 milyon euro borcun var. Futbolcu satmak zorundasın. Arkadaki borçlar düzeltilebilir ama biz futbolcu satmadan futbolcu alamıyoruz. Evet. Şu an Slimani'nin, Ayev'in gelmesi ve hatta bir stoperin gelecek olması. Benfica'yı salı günü elersek inşallah eleriz. Belki bir sol bek mi diyeceksin? Hayır, 8 numara. Hala bir 8 numara gelebilir. Ve bir sol bek. Ya biz ne zor 2 tane futbolcu satabilsek bu adamların yaptığı gibi bizim böyle dertlerimiz olmayacak ki. Bu sene kiralıyoruz. Ha, bu hep övdüğümüz şey seneye de dert yalnız. Ayev'i ne yapacağız seneye? Tabii. Slimani tutarsa çok iyi. Evet. Tutarsa bu adamlar net oynarsa, gençler adaptasyon sağlarsa şampiyonluk adayıdır Fenerbahçe. Kesinlikle. Şimdi şampiyonluk adayısın, şampiyon oldun diyelim. Seneye kiralık da tekrar alacağız. Biz niye bu halde sürünelim ya? Koskoca Fenerbahçe camiası. Yani bu adamlar ekstra bir şey mi yapıyorlar? Adam en fazla verdi. 15 milyon euroluk adam. Değeri kaç milyon pound belirsiz şu anda. Real Madrid'e 30 milyon pound'a satarlar mı? Bu arada satmazlar. Hollanda ligi çok kötü bir lig. Çok, değil mi? Çok kötü bir lig. Acayip kötü bir lig yani. Biz nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Bu şeye benzer biliyorsun. Neyi bilmediğini bilmeyen insanlar vardır. Her ben şeyi biliyorum zanneden. Tehlikeli sayılabilecek değil. Tehlikeli direk olan. Şimdi devam edelim mi? Senin bitti mi? Benim bitti. Ben de sonra şeye diyeceğim bunu da gerçi konusu geldiğinde şey yapalım. Neden Koku'yu istedi. Tamam oraya geliriz. Ondan bahsedeceğiz. O zaman sen. Şimdi Filip Koku'nun arkadaşlar bir kere mentalitesi şu. Onun en çok kendi oynattığı futbola yakın takım Sevilla. Benim gördüğüm. Tamam mı? Sevilla 2018-19 Avrupa Ligi şampiyonu oldu zaten. Kontra ataktı. Sevilla'nın yanlı stoperleri oyun kurar. Evet. Tamam. Sevilla'nın kura. Yani burada küçük şeyler var. Bizim düşündüğümüz oyuncu o kadar iyi bir oyun kurucu değil ama çok iyi bir kesici. Şu an. İsmini veremediğim kişi. Çok iyi bir kesici. O da çok önemli. Bak Skirtel maçı kurtardı belki de. Elersek Skirtel'in yüzünden elemiş olacağız. Evet. Açıkçası. Kesinlikle. Biraz Volkan hatası var golde. Hadi tamam oldu diyelim. İssa'nın şeyi var diyelim. %25 hatası olsun.
Skirtel yüzünden geçmiş olacağız. O demek ki kesici de çok önemli. Hı hı. Bu durum da Filip Koku için bir tecrübe olacak. Filip Koku'nun bitmiş bir durumu yok. O da geliştiriyor kendini herhalde. Hı. Türkiye'de iş yapmak onun için çok önemli. Neden önemli olacak? Ya yarın bir gün Barcelona'ya giderse Türkiye tecrübesi doğudan gelen futbolcu, yani toplulukçu yapılardan gelen futbolcular için, bireysel çıkış yapanlar değil, toplulukçu toplumlarda büyüyen futbolcular daha iyi algılamasına sahip. Bunun bir örneği yine Fenerbahçe'ye zamanında gelmiş. Ondan sonra Türkiye'de Adanaspor'a transfer olup daha sonra Almanya'nın başına geçen Joachim Löw. Aynen öyle. Yani koskoca Almanya'yı bugün yani çok net bir şekilde, evet belki bu son Dünya Kupası'nda istedikleri başarıyı elde edemediler ama Löw gerçeği de Türkiye üzerinden geçmesi Löw'ün. Abi bak, biz 2010 Dünya Kupası'nı kazanan Vicente del Bosque'yi Yeniköy Kasabı diye lakap taktık. Türkiye'de yolladık. Neden? Çünkü futbolu en iyi biz biliyoruz. Hiçbir yerde yokuz ama en iyi biz çok biliyoruz. Çok tevazu sahibi bir toplumuz. Çok acayip tevazu sahibiyiz. 2014 Dünya Kupası'nı kim aldı? Löw aldı. Biz burada stajyer diye yollamadık mı? Kimse su, Allah bilir neler nelerle karşılaştı herif. Adana. Yani Allah bilir, Allah bilir nelerle karşılaştı Löw Türkiye'de, evet. Tamam mı? 2018'de Vladimir Petković Samsun Spor'dan kovulmadı mı? İsviçre milli takımından iyiyiz tabii biz. Tabii canım. Ne yaptı? Hocam, biz acayip biliyoruz böyle her şeyi. Biz mükemmeliz. Hatta daha komiğim var. Yani futboldan çıkalım, senin konulara gelelim. Luciano Pavarotti'ye Türkiye'de ne yaptık biz? Tenora. Sesi kötü diye adamı yolladık ya. Yollarız abi. Sevmeyiz biz öyle şeyleri. Üç kişi falan bir de bir arada böyle şey yaptılar, resitaller verdiler. Tabii. Olimpiyatlarda falan, açılışlarda falan. Onlar falan. Sırf futbolda değil yani bu. Yok. Ha, peki abi, o zaman şöyle düşünelim. Basit hesaplar yapalım mı? Tamam. Bu Filip Koku beyimiz, saygıdeğer hocamız, abi nasıl başarılı olur? Bak bana sorarsan, şimdi ben öyle bir not aldım. Biz kaç yabancı hakkımız var? 14 müydü? 14 olmaz. Ha, 14. İşte yanına ne koyarsın? 22 falan olacak olsa 8 Türk koyman lazım. Aha. Şimdi abi, bu mentaliteyle biz ne yapıyoruz genellikle? Yapılması istenen şey, ilk 11'i Türkler, yabancılardan kur. Destek gelecek oyuncular da olsun, Türk olsun. Şimdi bir kere Türkiye'de futbolcu yok. Maalesef Türkiye 14 ha, 14 futbolcunun 14'ü de kaliteli olamıyor. Senin şu anki dolar euro paritesinden bahsediyorum. Zaten yüksekti. Zaten bir de sen kötü yönetiyordun. Zaten bir de borçlusun. Herkes borçlu. Evet. Ya bu kadar batırılabilir bilek. Peki ne olacak? Demek ki bunun sakatlığı, makatlığı, cezası da var. Senin elinde en az 4 ya da 5 tane iyi Türk oyuncunun olması lazım. Hangi takımın elinde gerçekten iyi 4 ya da 5 Türk futbolcu var? Yok abi. Yok. Demek ki biz burada başka bir şekilde düşünmek zorundayız. Filip Koku ne yapıyor? Filip Koku altyapıcı abi. Bütün bu problemlerin cevabı altyapıdadır abicim. Hı hı. Altyapı kuramıyorsan Avrupa'dan al. Şimdi geçen söyledim ya, Soldado satılabilir, yerine bir Türk oyuncu var aslında. Hı hı. Adamın maliyetini biz aramızda taraftar grubu olarak toplayıp verebiliriz. Görünen maliyetini. Hı hı. Görünen maliyetini. Ya çıksın nereye çıksın? Soldado'nun yerine ben olsam onu alırım. Ama tabii Koku'nun da bir limiti var tabii yani. Tabii. Bir yandan da o da Türkiye'yi tabii görecek. Kendini de, kendi kariyerini de sonuçta yapmak istemeyecek. Ama bir sene sonra... Bu olabilir. Bunu konuşacağımızı ben düşünüyorum. Filip Koku oyun sisteminde ne tür revizyonlara gitti? Bunun ikincisini çekeriz diyorsun. Seneye çekelim. Seneye çekelim. Lig bittikten sonra çek. Ya da ilk yarı analizi içerisinde Filip Koku'ya bir bölüm ayıralım. Bakalım, evet. Hatırlatın yapalım efendim size. Tamam. Abi bak, bir de başka bir şey söyleyeyim sana. Biraz da Fenerbahçe'ye dönelim. Filip Koku'nun, biz Fenerbahçe yüzünden alakasını inceliyoruz. Bana sorarsan, Aykut Kocaman'ın gidişiyle Fenerbahçe ve Ali Koç'un gelişiyle Fenerbahçe ilk iç saha avantajını ele geçirmiştir. Biz iç saha avantajını birçok sebebin birleşmesiyle, en son Aykut Kocaman'a patlar ama ben kendisini çok severim. Yani çocukluğumda posterini
duvarıma astığım insandır. Ben de Derazlı tesisleri önünde fotoğrafım çekilmiş bir halim vardır. Aynen. Ben onun Instagram'ımdan bakabilirsiniz. Çekiliş bileti üzerinde olan biletim hala saklarım. Aykut Kocaman'ınki durur. Ama yani iç sahada bu başka, onu çok sevmemiz başka bir şey. Fenerbahçe'nin iyiliği için konuşmamız başka bir şey. Geçen seneden ben daha fazla puan alacağımızı düşünüyorum. Bir kere bu avantaj. Şimdi bu neden önemli? Buradan sana bir şey göstereyim. Aldığım notlar içerisinde. Son 10 yılın şampiyonluk ortalamaları neymiş Türkiye'de? Filip Koku'nun iç sahada ve genç dinamik kadroyla çıkmasının bize sağlayacağı avantajlar. Son 10 yılın şampiyonluk için gereken puan ortalaması 75 puan. Aykut Kocaman bu sene kaç puan aldı? 72. 3 puan daha alsaydı ne olurdu? Şampiyon olabilirdi. Peki Vitor Pereira 2 sene önce kaç puan aldı? 74. Tamam mı? İsmail Kartal 3 sene önce kaç puan aldı? 74. Tamam. Ortalama 75. Tamam mı? 5 sene önce Aykut Kocaman ikinci olduğunda, çok kötü bir ligdi o sene, 61 puanla ikinci oldu. İç saha ne kadar önemli. Evet. Ali Koç, yeni bir ruh, yeniden. Aykut Kocaman'ın bu defansif takıntıları yok. Filip Koku gençleri sürüyor. Avantajları görüyor musun? Evet. Yani şartlar şu anda çok uygun. Belki de şu anda senin az önce söylediğin şey vardı ya, hani bir şey ekleyeceğim diye. Yani Ali Koç, Filip Koku ve Komolli bir paket efendim. Şimdi biz Filip Koku'yu konuşurken aslında bu paketten bahsetmeliyiz. Evet. Başarı dediğin şey, artık yıl olmuş 2018-2019'a gidiyoruz. Öyle Maradona gibi adamlar yok. Sistem çok büyüdü, her şey birbirine entegre. Ne yapıyorsun? Takım oluyorsun. Takım olursan kazanabiliyorsun. Sadece sahadaki takım olunca kazanmıyor. Evet. Sen de yönetim olarak şey yapıyorsun. Bir kısmı sahanın içerisinde, birisi ortada, birisi geride. Şimdi bu oyun kartlarına benzemiyor. Çocukken oynadığımız oyun kartları, arabaların motoruna öyle bakardık ya. Yani aynen futbolcunun öyle piyasa değeri, efendim söyleyeyim, Fenerbahçe'nin olandaki takım değeri 60 aynen milyon euro olsun. Karşı tarafta işte efendim söyleyeyim Ankara Gücü olsun. 22 milyon euro olsun. Yani 60 milyon euro, 22 milyon euroyu evet kağıt üzerinde geçiyor ama sahadaki performans, süreklilik, kondisyon, oyunu okuma, antrenör tarafından oyunu okuma, seyircinin desteği, ki en önemli şey dediğin gibi Ali Koç ile başlayan yeniden sürecinde taraftarlarımızı kombine biletlere, efendim söyleyeyim formalara ciddi anlamda katkılar veriyoruz. Biz de bunu aynı şekilde yapıyoruz. Kombinelerin tükenmesi, öğrenci tribününün kombinelerin tamamen satılmış olması. Evet, önemli. İç saha avantajı, dediğin gibi iç saha avantajı bu sene bizim için çok önemli. En önemli şey. Onun bir de seyircilerimizin gelmesi lazım. Gelmesi lazım. Destek vermesi lazım. Genç oyuncular olduğu için, bu genç oyuncuların moral motivasyonu için gerçekten destek olmak lazım. Bir hata yapıldığı zaman hemen her şey kesip atılıp yanlışlar yapılıyor tarzında değil. Bu çocuk kendini geliştirecektir. Bu çocuğun eksikliğini zaten Filip Koku ve şimdi de işte dün, yani geçen de konuştuğumuz Erwin Koeman'ın da takıma antrenör olarak yani. O da boşuna gelmiyor. Bakma, Koeman dediğin ekip de Dick Advocaat'la falan bağlantılı adam. Kesinlikle. Yani bu Hollandalıların ilginç bir metodolojik anlayışı var. Peki bu arada şeyi de hiç yalnız hareket etmiyor. Şeyi düşündün mü? Ben mesela şimdi bu tabii iyicene araştırıp da şey yapınca, Marcel Brands'a duydun mu hiç, Ali Koç teklif etmiş mi? Bana gelmedi bilgisi. Yani çünkü Komolli çok enteresan bir isim. Hani belki de bir program Komolli'yi mi yapabiliriz? Nasıl bilmiyorum onu, hani çok uzun. Komolli üzerine de konuşabiliriz. O da değişik bir adam. Yani psikolojisi değişik bir adam, evet, o da. Çok enteresan. Ama enteresan bir adam. Dediğim gibi bu Marcel Brands'ın. Komolli ile ilgili sana bir şey söyleyebilirim. Komolli çok güvenilen bir adam. Futbol harici konuşuyorum şu an. Komolli'ye güveniyor insanlar. Yani tanıştıkları zaman, Komolli karşına geldiği zaman güveniyorsun. Bizim bu Ayev ile Slimani transferlerinde onun bu güvenilirliği çok önemli. Bir de yani bunu söylemek istemiyorum da, ben olsam
Filip Koku Fenerbahçe'nin başındayken Komolli ile iyi geçinirdim. Çünkü yarın Elif çok büyük ışık saçıyor. Ki esas çok büyük ışık. Esas söylediğinde bir gencimiz de ondan da lütfen arada ismen bahsedelim. Ha. Ferdi mi diyorsun? Yok. Asıl Oğuz Kağan'dan bahsediyorum. Ha, Oğuz 16 yaşında. Çocuğun adını unuttum şu anda. Şimdi, ya. Çok net söyleyen yani bir şey adam, var. Ha, adam Mesim Faruk. Faruk. İki ismi var. Bir Ömer ismi, Faruk. Ömer Faruk Gürsel ve o basketbolcumuzdu. Yok bir dakika ya. Bakalım. Sizlerin vaktini çalıyoruz efendim. Ben o zaman arada şey yapayım. Söyle. Hemen yine şey örneğini vereyim. Az önceki Everton yine. Everton'daki oyunculara da... Ömer açık... Faruk ya. Tamam değil doğru mi? Abi. Ömer Faruk. Ömer Şimdi, Faruk Beyaz. Tamam. Ha, yarın bir gün birileri bu Ömer Faruk isteyecek söyleyeyim. Real Madrid'e karşı... Yani, aynen. İsteyen adamlar oldu. İngiltere'den bir takım istedi. Ömer Faruk Beyaz'ı. Pardon. İngiltere'den İki tane Londra kulübü istedi. Ömer Faruk 16 yaşında. Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı. Ve Ömer Faruk İspanya'dan Madrid'den bir takım istedi. Acaba hangisi? ciddi rakamlar verdiler. Ömer Faruk'a 16 yaşında teklif edilen rakamlar Giuliano'ya teklif edilen rakamlarla neredeyse aynı. Ama görürler. Ben olsam Komolli ile iyi geçinirim. Evet. Barış olsun işte diğer şeyler olsa. Olabilirim. Ömer Faruk. Ben olsam iyi geçinirim. Evet. Söyleyeyim. İngilizler bunu düşünür. Bizde olmaz. İngilizler düşünür abi. Hiç affetmezler. Boşuna öyle değil. Boşuna bir Enes transferi bile değil mi? Bu tabii. Noktada. Enes Ünal transferi. Tabii. Yani çocuk gitmediği lig kalmadı neredeyse. Avrupa'nın önemli ligleri ki kötü olan Hollanda Ligi'ne de gitti. Onu şey diyelim mi ya? Filip Koku neden iyi biliyor musun? Hollanda Ligi çöküştü ya. Çökmüşün halinden çöken anlar. Bu açıdan da bana sorarsan doğru bir tercih. Komolli neden önemli? Kapasitesini görmemiz açısından söyleyeyim. Tabii Ali Koç ve Filip Koku okey demeden olmaz bunlar. Fenerbahçe'nin şu ana kadar aldığı oyuncular Slimani, Ayev, Barış, Berke, Ferdi. Barış, Berke, Ferdi zaten çok önde benim için. Evet. Galatasaray'ın transferleri Onyekuru var, Mudat var benim gördüğüm. Evet. Beşiktaş'ın transferleri Umut, Roko, Dorukan, Güven. Şimdi Slimani, Ayev 33 milyon euro. Evet. Onda biri fiyatına bir sene kullanacağız bu futbolcuları. Biri 30 yaşında, biri 28 yaşında. Tecrübe ise tecrübe. Evet. Çok net. Yani Komolli, Filip Koku'yu konuşurken Komolli'yi Ali Koç için ayrı bir, başkanımız için ayrı bir program yapacağız. Aziz Yıldırım ve Aziz Yıldırım dönemiyle Ali Koç döneminin geçişini. Benzer şeyler söyleyeceğiz. Tabii ki aynısı olmayacak. Dolayısıyla Koku'nun yapısında bize göstereceği şeylerde bu etmenleri de bizim düşünmemiz lazım. Daha başka bir şey söyleyeyim. Getirdiği başka şeyler var. Diyor ki Filip Koku, Fenerbahçe'deki futbolcular diyor antrenman sistemi adapte olmakta zorlanıyor diyor. Al bunun altından ne çekiyorsan çek. Yani birçok şey çekersin bunu. Bir tane videoya rastladım çok enteresan bir şekilde. Altında tabii çok farklı yorumlar da yapılmış. Filip Koku'nun geçen sene ya da ondan önceki sene PSV Eindhoven'ın da uyguladığı bir antrenmanla dair kısa bir video. 1-1,5 dakikalık. Hocam bildiğin askeri eğitim. Değil mi? Adamlara bildiğin kamuflajı giydirmiş. Tabii. Neden yapabiliyor ama? Bizim 30'luk transferlere yaptırabilir misin? Eski 30. Efendim onlar hepsi üst rütbeli olurlar. Onlar asker değil. Çünkü futbol Fenerbahçe'ye gelince bitiyor. Zaten adam hayatında o kadar para almamış. Net vergisiz. Evet. Fenerbahçe'ye bir geliyor. Bizim genç oyuncu oynatmaktan başka şansımız yok. Yani şeye geçelim istersen. Nedenine mi yap? Ne yap onu? Ama onu sanki biraz daha böyle sona saklayalım gibi geliyor bana. Filip Koku peki bu işleri aldı etti sahada ne yapıyor'ya geçelim. Sahada ne yapıyor? Filip Koku kontrollü oyun sever. 4-3-3 içerisinde bile. Bazı maçlarda 80 dakika Aykut Kocaman gibi oyun tarzı görürsün. Bir bakmışsın son 10 dakika gerçek 4-3-3 oynatıyor.
Arada bunlar olacak. Arada insanlar Filip Koku'yu eleştirebilirler. Ama şöyle bir durum var. Filip Koku PSV'deyken yaş ortalaması genelde 23'tü takımın. Evet. Bizim şu anda 27 küsür. Hı hı. Bir kere bunun gençleşmesi lazım. Kesinlikle. Kalecimiz de dahil olmak üzere. Evet. Peki ben şeyi de anlamadım Barış o noktada. Hani mesela Kamene'nin ikinci kaleci olarak isminin UEFA standardında verilmesi, yani UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak kadroda verilmesi. Mesela ben açıkçası Kamene'nin de hani bir şekilde transfer olabileceğine dair bir hissim vardı. Abi kalecinin işte risk alamıyor teknik direktörler. Adam yani Volkan Allah korusun eline bir şey olsa maçta girecek adam iyi olmalı. Bir yakarsa 10 sene konuşturtursun. Hele ki Türkiye'de. Şarkı maçı gibi diyorsun yani. Hani o uzunca seneler. Evet. Enke'nin olduğu maç. Evet. Onu diyorsun değil mi? Ben bir de Volkan'ınkini de diyorum. İstanbul'daydım orada da maçta değildim. Ha Enke'nin gibi yanlış söyledim ben. Ha yani. Hani şöyle ayağını şey oldu ya. Evet evet. Yani. Başka bir nokta daha var. Herkesin şöyle bir fikir var. Yani ligimizde başarılı olmuş Hollandalı hoca kimdir denmiş. Yani bunu Fenerbahçe için değil aslında Türk futbolu adına da düşünmek lazım. Neden olamıyor? Bir de başarı neye göre endeksli? Bizim son yıllardaki en başarılı hocamız kim görünüyor? Ersun Yanal görünüyor. Neden? Erkenden şampiyon olduk. İşte İsmail Kartal var, Vitor Pereira var, Dick Advokat var, Aykut Kocaman var. Ersun Yanal'dan daha fazla puan alan hocalarımız oldu bizim. Ama en başarılı olarak o görünüyor. Neden? Hücum futbolu oynadı. Yani hoş geldin. Evet, takım uyuyorsa biraz da rakiplerin de izin vermesi lazım. Evet. Çok iyi taş gibi rakibe denk gelirsen o şampiyon olur. Yani Filip Koku'nunki de öyle. Bir sene önce dördüncüsün. Sonra 17 puan fark atıyorsun. Demek ki rakip de biraz sallamış. Işi. Oyuncu mu sattı ne yaptı ben araştırmadığım için bilmiyorum. Ama şunu yapacak. Gol ihtiyacı olduğu zamanlarda 4-4-2 oynatırsa bile elmas tipli oynatacak. Hı. Elmas görünümlü. Yani kanatta oynatacağı ikincisi mutlaka bir gizli santrofor olarak görünecektir. Orta sahada pres yapar. Savunmanın hücumda başlaması gerektiğini hep savunur. Valbuena'nın çekeceği var. Ya 33 yaşında adam bu saatten sonra koşacak mı? Eleştiriler de var. Ama bizim için doğru. Hollanda'da hep iç saha takımı diye eleştirirlermiş PSV'yi. Yani deplasman. Bizim ihtiyacımız olan iç saha şu anda. Evet. Ben gençleri oynattığımda PSV'den farklı. Ben Türkiye'nin her yerine gittiğimde benim taraftarım geliyor. Barış'cığım 16 maçı yani, kazansan 48 evet. puan edersin. Ortalama 75 puan dedin. 27 maç kalıyor. Kalan 9 tane galibiyet. Bırak hepsi de beraber de kalmayıp geri kalanı yenil. Evet. Yani bildiğin 25 tane galibiyet aldığın zaman. Aha. 34 maçta. Dolayısıyla bize uygun bir hocam. Evet. Diğer bir eleştiriden bahsedeyim mi? Evet. Diyorlar ki ligi tanımıyor. Kendisi de söylüyor. İşte şey deniyor. Fatih Terim'in olduğu ligde. İşte Güneş'in olduğu böyle kurt hocaların olduğu. Hem futbolculuktan beri. Bu arada çok özür dileyerek sözünü kestim. 18 tane takımın bu sene 16 tanesi yerli. Yerli antrenörler. Bizde böyle bir durum oldu. Eskiden tam tersiydi. En son Saffet Susic geldi. Onun gelmesiyle beraber iki Saffet Susic'te bakıldığında çok yabancı değil. Evet. Hani Türkçe'yi de çok iyi konuşabilen birisi. Şimdi abi bak. Bize en son Zico yabancı olarak gelip 2007'de şampiyon olmuş Fenerbahçe'yi. Ama Lukescu gelmeden önce tanıyor muydu? Tanımıyordu. Galatasaray'a geldi, şampiyon yaptı. Evet. Orası bir karıştı. Beşiktaş'a gitti, şampiyon yaptı. Lukescu futbolu mu biliyordu? Ya da işte Piontek eskiler bilir, Feldkamp. Evet. Türkiye'de futbolu mu biliyorlardı? Sistemi getirdiler, olmayan sistemsizliğin üzerine. Bugün gördüğümüz futbolun ana yapısı oradan gelme. Kesinlikle Derval, hatta yani, bir tık öncesi Derval ile Piontek ya da Erik Gerez. Evinde Lig TV mi vardı? Geldi Galatasaray şampiyon yaptı. Niye göre kime göre abi? O sezon konuşulur. Böyle bir genelleme yapabilmek evet. çok zor. Öyle olduktan sonra hep böyledir. Peki, ya öyle bir şey yok. Ben de aynı şeyi şöyle diyeceğim. Aklıma o gelmişti tam da yerinde belki olacak. Son iki sezondur. Hı hı. Yani şampiyonluk yarışının ne kadar ateşli, hırslı olduğunu düşünüyorsun?
Yani Türkiye'li bir şey diyeyim, kötü olan oynar. Bu sene güzel geçti de genel olarak öyle olduğunu düşünmüyorum. Kötü olan Hollanda liginde adamlar son 4 yılda Filip Koku'nun liderliğinde, teknik direktörlüğünde yani 87 puan şampiyon olduğu dönemde söylüyorum bu arada. Barış'ın dediği gibi son 4 yılda 3 şampiyonluğu var. 2014-2015 şampiyon. Ki bir önceki sezon 4. olup. 2015-2016 şampiyon. 2016-2017 3. 2017-2018 şampiyon. Adamın aldığı puan. Bizim 75 puan ortalamamız Türkiye Ligi inanılmaz bir lig ya. Yani sevgili izleyiciler, reklam pediye izleyicileri. Hollanda Ligi gerçekten o kadar kötüymüş ya hani. Efendim 75 puan ortalamadan bahsettik şampiyon olmak için gereken. 2014-2015 92. 2015-2016 88. 2017-2018 87 efendim. Yani bu Türkiye'de biri böyle puan alsa, yani tamam karşılaştırmayalım da elmalarla armutlar durumu var. Biz kendimizde de şeye düşeriz ama abi çok net. Bu ara bunu yaparken de ne yapıyor biliyor musun? Satışlardan elde ettiği gelir bu sürede 140 milyon euro. Bir de bu adam bu puanları alırken sürekli oyuncu satıyor. Evet. Yeni yani, oyuncu buluyor. Altyapıdan oyuncu kazandırıyor. B takımı olsun, U16'sı, U15'i olsun. Kendi altyapısından çok büyük bir kısmı da. Evet. A takıma kendisini çıkarttı adamı. Bir önceki programımızda seninle ne konuştuk efendim? Benfica üzerine konuştuk. Benfica için efendim ne demiştik? Benfica'da, daha doğrusu Portekiz Ligi'nde Brezilya pasaportuna sahip oyuncular yabancı statüsüne sayılmıyorlar. Hollanda'da da bu noktada, bunu da yadırgamayalım ya da yatsınmayalım, kabul edelim. Surinam. Tabii. Surinam'da. Yani Surinam futbolcu, atletik insan cenneti daha doğrusu. Kesinlikle öyle. Oradan oyuncular gelip Hollanda'da da efendim söyleyeyim çift pasaport vesilesiyle hiçbir tanesi Surinam milli takımını seçmemiş yani. Bir şey söylemeyi daha unuttuk. Dick Advocaat PSV'yi getiriyor ama Philip Cocu'nun asıl hocası Gassendink. Gassendink evet. Gassendink çok önemli bir isimdir. Ki Gassendink de Türkiye milli takımının başında da Fenerbahçe'nin de başındaydı. Herkes hatırlamayabilir. Yani biz aslında şöyle bir durumumuz var. Bu adamın Everton konusuna geri döneceğim. Gassendink ve Dick Advocaat'la konuşmadan Fenerbahçe'ye gelme ihtimali var mı? Kesinlikle yok. Yok. Everton'ın eksikliği bu işte. Evet. Biz Hiddink ve Advocaat'la kontaktaydık. Evet. Referanslarımız, Fenerbahçe'mizin referansları evet. O noktada evet. Kesinlikle şey. Bir de Hollanda futbolu değil bu isim. Değil. Bu isim Hollanda futbolunun haricinde. Bu noktada mesela şu da aklıma geldi. Böyle geçmişi de tabii yaşamaya çalışıyorum sürekli olarak. Bir yandan da sorguluyorum. Türkiye ligine gelen Hollandalı oyuncuların büyük bir çoğunluğu Fenerbahçe'mize gelmiş. Evet. Doğru. Bugün Galatasaray'a efendim Rijkaard antrenör olarak geldi. Hollandalı oyuncu olarak. İşte De Jong geldi Galatasaray'a. Beşiktaş'ta bu adamlarla Babel işte. Başka şey yok yani. Biz ama Fenerbahçe'nin evet o son döneminde olmasına rağmen oyunculuğun son dönemi Türkiye'deki vergi dilimindeki azlık net verilen maaşlar vesilesiyle mesela Højdonk ama o da müthiş oynadı. Müthiş oynadı. İmzasını Højdonk geldiğinde ne demişlerdi biliyor musun? Hiç Hollanda liginden çıkmadı. Geldi dümdüz etti bizim ligi. Hiç. Yani kaç gol attı istatistiğini şu anda 20 golleri falan var, var yani. Yani var. Onun attığı o frikik golleri hepimizin bir, aklında bir yerde edilmiştir. Alex'te bir duvar paslaşması var. O duvar paslaşması, o zeka bir de kavga ettikleri söyleniyordu. Şampiyonluğu getirdi. Evet. O duvar paslaşması olmasaydı o şampiyonluk gelmezdi. Kesinlikle. Söyleyeyim. Şimdi kısaca toparlarsak benim bu sene göreceğimizi düşündüğüm şey şu İlhan'cığım. Biz santraforsuz Benfica maçına çıktık ya geçen hafta. Evet. 4-6-0 oynadık. Bu bizim aslında Slimani geldiği zaman da çok fazla bozacağımız bir şey olmayabilir zaman zaman. Millet bozulmasın. 4-5-1, 5-4-1 anan. Sonra bir an bakmışsın rakibi açmışsak 4-3-3'ten yani 4-2-4'e de taktiksel bir değişim. Evet, kayabilen. Topu karşı tarafa ani anlık bırakıp yani. Burada evet kilit noktaları şu. Stoper bloğundaki insanların oynayan futbolcuların oyun kurma kapasitesi. Çok güzel. Orta sahanın oyunu kanada açabilme,
10 numarayla ilişkisi. Santrafor'un pivot santrafor niteliği gösterebilmesi. Bunlar olursa bu adam başarılı oluyor. Evet. Mantıklı bir kadro kuruyor her zaman. Bizim de evirmeye çalıştığımız kendimizi yapı bu. Memphis Depay neyle ben driplingleriyle o bacak koşuşuyla hatırlarım. Ben de. Bizde de o enerjiyi gösterecek adam var. 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 Hem de birden fazla var. Birden fazla var. Yani ki buna Alper de dahil bence. Evet, en az 3 tane. Alper de dahil buna. Şey, hamle oyuncusu olarak çok net adam Alper. Evet. Mehmet Ekeci konusunda biraz şey yapıyorum. Mehmet Ekeci'ye bakmadık. Koku bu şansı veriyor düşün. Mesela Salih. Mehmet Ekeci bizim tam ihtiyacımız olan adam şu anda. Evet. Aslında. Kuracak oyunu, tam, açacak. Tam istediğimiz adam. Ama sakatlanacak mı, sakatlanmayacak mı? Evet. Mesela Salih herhalde yine kendine verilen şansı Salih, değerlendiremedi. Salih şu anda düşünülmüyor benim duyduğum kadarıyla. Yani Salih muhtemelen yollanacak. O neden, o da çok enteresan oldu. Hani o isimleri hiç almadım ben abi, bilerek. Evet. Hiç almadım. Bana her şey geçen sezonları işte 3 Temmuz sonrasını hatırlatıyor. Bazı futbolcuların bazı dönemlerle ilişiği çok fazla. Bu kadar geçmişine bağlı, bununla geçmişini bağını koparamadıktan sonra o dönem geçti. Evet. 24 yaşına gelmişsin, 23 yaşına gelmişsin. Hı-hı. Biri 24'e gelmiş, biri 23'e. Birinin konsantrasyonuyla uğraşıyoruz, diğerinin göbeğiyle uğraşıyoruz. Tamam mı? Türkiye için önem arz eden isimlerdi. Ha, belki şöyle bir şey de var. Acaba biz başka takımda oynasın. Başka bir takımda başka belki. Başka takımda oynasın. Gitsin gitsin abi, onu da aşalım. Ona çok katılıyorum. Fatih Terim söylemiş. Normalde söylemez. Zorunluluklardan bu noktaya geldiğini düşünüyorum. Onun rekabetçi yapısına ters bu. Ama doğru. Bu şartlar altında doğru. Takımlar böyle bu kadar batmışken kullanamadıkları oyuncuları birbirlerine versinler abi. Avrupalı yapıyor. Daha mı iyi biliyoruz biz gene ya? Yapmayın abi. Verin bunu. Türk futbolu kazanacak. Ben az önce o terimleri biri konsantrasyonsuz, biri göbeksiz, göbekte dediğimde hakaret etmek için söylemiyorum ki. Bu sebeplerden dolayı oynayamıyor. O göbeği eritecek hoca varsa oraya gitsin. Türk futbolunun kazanacak bir şeyi kalmadı. Bizden başka bir şeyimiz kalmadı. Hiç kimse de acımaz. Kazara İngiliz takımları falan filan üst düzeye çıkarsa bizim 3 takımı da şu anda dümdüz eder. Dümdüz eder. Evet. Yani Liverpool-Beşiktaş maçını ararız. O kadar net şu anda İngiltere'de futbol, İspanya'da futbol. Hiç acımazlar adamı. O kadar net ki. Ne yapacağız? İşte Philip Koku gibi antrenörlere yol vermek lazım. Evet. Gençlere oynatmak lazım. Hiç kimse doğru düzgün transfer yapamadı. Bence bu sezon gelin gençlerin oynadığı bir sezon olsun. Keşke öyle olsa. Biz de korkmadan oynatalım. Karşı takım da oynatsın. Gençler gençlerle ikili mücadeleye girsin. İkisini karşılaştıralım. O çocuklara da motivasyon olsun. Doğru. Hem de futbol keyfi kazanalım tekrar. Futbolun de, keyfi yok abi. Evet, ülkemiz de kazanmış olacak. Aynen. Yani sonuçta uluslararası platformda şimdi tamam önümüzde ya geçmiş gün oldu artık. Dünya Kupası bitti. Önümüzde şimdi tekrar Avrupa Futbol Şampiyonası'nın elemeleri başlayacak. Hangi takımla başlatacağız? Kim ne yapabilecek? Sonuçta bu şu anda başımıza ya teknik direktör Lukescu'ydu. Hangi oyuncuları şey yapacak? O da ben olsam ne yaparım biliyor musun? Milli takımda da. Direkt gençleri oynatırım. 3 ya da 4 kişi tecrübeli alırım. Abi işte o proje değil mi? Hep bunu demedik mi zaten? Evet. Türkiye milli takımı da bunu başardı zamanında. İklim buna geldi ama bu kadar borcun altında alamıyorsun hiç kimse. Olabilecek bir şey yok. Biz de bu sene biraz iyi yaptık. Seneye kiralık seneye yok o adam. Tabii. Bakalım ne yapacağız? Yani bu olmuyor. Evet. Bu kadar. Ben ama şu şeye de tekrar o zaman sonlandırmış gibi olalım. Ama yine karşılıklı konuşalım. Komolli dedik, Ali Koç dedik, paketin üçüncüsü Koko oldu. Evet, Komolli'nin muhtemelen Ali Koç'a sunduğu isimler vardı ki bununla ilgili yine seninle konuştuğumuz zaman Dünya Kupası olduğu için Dünya Kupası'nda hali hazırda teknik direktör olarak milli takımların başında olan oyun antrenörlerden bir tanesi de olabilir. Heyecanımızı da yaşamıştık o zaman kim olacak kim olacak diye. Bir de baktık Koku geldi.
Bu noktada tabii gönül ister ki sevgili başkanımız da bir programda konuk etsek keşke. Keşke. Öyle böyle bir fırsatımız, şansımız olsa. Ali Koç kokuya nasıl karar vermişti ya da Ali Koç kokuya nasıl ikna oldu? Ali Koç kokuyu neden istedi? Komolli de Ali Koç'u nasıl ikna etti? Yani sadece konu para mıydı, kariyer miydi? Yani neleri vardı kokunun da? İşte biraz bahsettik bundan. Bir de şöyle bir şey var. Filip Koku'nun daha önce söylemediğim bir şeyini ekledim. Bu çok oyun satma, işte 140 milyon euro para kazandırma takımı iyi de bazen de teknik direktörler başarıyı sürekli istiyor. Barcelona oyuncu satıyor mu? Messi'yi alabilir misin? Real Madrid kendisi istemese hiç kimse Ronaldo'yu alabilir miydi? Hele ki Juventus alabilir miydi? Evet. Alamazdı. Abi Depay'ı satıyorsun, Memphis Depay'ı satıyorsun. Ondan sonra işte iki sezonda bir kez 16'ya kalıyorsun, bir kez çıkamıyorsun. Yani sistemde biraz futbol adamının ilerlemesini kestiği bir yer var Hollanda futbolunun. Sürekli satıyorsun. Bu sattığı adamları kadroda tutsa zaten. Aynen öyle. Anlatabiliyor muyum? Bir şeye gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok. Fenerbahçe'de o kadar geniş bir altyapı yok. Türk futbolunda da yok. Ne olabilir? Biz bu sene 3-4 tane futbolcu bulursak biz en az 2-3 sene kullanmalıyız bunları. Kesinlikle. Her sene, önümüzdeki sene bir kişi entegre olsun, iki kişi entegre olsun, sonra satmaya başlayalım. Biz satmaya hemen başlayamayız. Ne olacak? İyi futbolcular elinde olacak. Elif, bir terslik olmazsa ikinci yarı çok net futbolcu olur. Barış, Ferdi. Bunlar çok net futbolcu olur. İki sene tutmak zorundayız. Bu sene tutmak zorundayız. Fenerbahçe bu sene şampiyon olmalı. Direkt Şampiyonlar Ligi'ne gitmeli. O saate kadar hazırlanmalılar. Bu çocuklar Şampiyonlar Ligi'nde kendilerini göstermeli. Gerçek vizyon. O zaman da belli olmaz. 6.9 milyon euro senin geçen bölümde dediğin gibi virgülü atarsak bir bakmışsın biri gelir der ki hocam 70 milyon euroyu veriyorum alın. Paket olarak verelim. Ha. Belki de. Gibi. Ucuz ucuz olur. Evet. Kazık yeriz. Hı hı. Yani bu çocuklar oynarsa Şampiyonlar Ligi'nde 100 milyon euroları toplamda zorlarlar. Öyle gülmeyin yani bugün 20 milyon euroluk transferler şey transfer oldu Avrupa'da. Tabii. Standart. Çünkü İngiltere'de ve İspanya'da o kadar büyük gelir var ki hele İngiltere'de yayın gelir o kadar yüksek ki. Tabii. İkincilik Premier Lig'e çıkıyorsun abi 100 milyon küsur euro para veriyorlar sana. Düşünün bizim yöneticilere verdiğini düşünsene bir anda. Ne 30'luklar 32 33'lükler alabilir. Ah o günler ha. Olsaydı. Şimdi hocam Ali Koç neden koku istedi? Neden? Ben şahsi birkaç tane şeyimi bir de böyle analizlerimi şey yaptım. Efendim genç yaş ortalaması olan bir takımla takım değerini yükseltme başarısı. Güzel. Bravo. Devamlılık. Neyin devamlılığı? Koku'nun devamlılığı aslında burada. Ali Koç Koku'nun devamlılığında. Evet. Koku çünkü altyapıdan. Bütün o A'sı B'si A takımı. Yani senin de dediğin gibi Feyenoord'da PSV Eindhoven'da bütün alt birimlerinde antrenörlük yapmış olması. Bu komple yönetici. Evet. Komple yönetici. Devamlılık ve istikrar. Bunun ikisi arası farklı şeydir. Barcelona'da da sürekli arkadan takımı izliyorsun. Evet. O kadar maç arkadan sürekli sahanın içinden içindesin izliyorsun. Bu bile tecrübe. Aynen. Bir de ben diyorum ki kokuyla bir fark gelecek. Gençler dedin ya Komoli ile ben olsam iyi anlaştırdım diye. Aha. Kokuyla da iyi anlaştıkları itibariyle, bireysel anlamda da kokuyla iyi anlaştıkları itibariyle kondisyonlarının yükseleceğini, tıpkı bir önceki programımızda Benfica ile ilgili şey söylemiştik, işte sistem söylemiştik, takip var, sakatlık riski kısmen az oluyor diye. Koku bunu da yapacak, koku bunu da getirecek. Bu sistem boşuna yapılmış bir sistem olmuyor. Aynen öyle. Zaten altyapımızın başına da gelen Barcelona'nın altyapısında antrenörümüz de şu anda var. Bundan şeyde de bahsedeceğiz. Ali Koç'un yapmak istedikleri şeylerde. Bizim iki tane modelimiz var. Bir tanesi Altınordu. Altınordu'nun efendim internetten bakın altyapı düzenine. Diğeri de Barcelona. Hı. Bizim hedefimiz bunu yapmak. Oralara geleceğiz. Evet. Efendim programımızla ilgili olarak kıymetli yorumlarınızı bekliyoruz. Eleştirileri açığız.
sizi biz bilgilendirmek istiyoruz. Siz de bizi haberdar edin. Bizi evet. mesajsız, yorumsuz bırakmayın. Aynen, bekliyoruz. Programın ismini geçen programda size sorduk. Aynı gün çektiğimiz için hala bulabilmiş değiliz. Evet. Eğer bulamamış olursak lütfen program için bize de şey yapın. İsim yok. Önerin. İsim önerin, evet. Evet, bekliyoruz. Daha program var, ismi yok. tam Türk işi oldu. Yola çıktık, konu şey gidiyoruz ama yani. Olsun, güzel bir program oldu diye düşünüyoruz, inanıyoruz. Umarız siz de aynı şekilde keyif almışsınızdır programımızdan. Bugün sevgili Barış'la beraber Philip Cocu'yu ele aldık. Oyunculuk kariyeri, teknik direktörlük kariyeri, başarıları, oyun stili, futbola, dünya futboluna kazandırdıkları, arzu ettiğimiz Fenerbahçe'ye kazandıracağı şampiyonluklar, başarılar ve bu sadece Fenerbahçe'mize değil, aynı zamanda Türkiye futboluna da büyük katkılar olacak diye düşünüyorum. Bir kere daha sabrınız, ilginiz ve anlayışınız için teşekkür ederiz. Sürçülisan ettiysek affola. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi ki varsınız.